Ay ne güzel ışık geldi ben videoyu açınca ya. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Şu an böyle güneşli olduğuna bakmayın buranın. Dün gece bildiğiniz fırtına, kıyamet, deli gibi yağmur, dolu falan vardı. Şu an hava 38 derece. İrlanda'da hava durumu bu şekildeydi. Peki biz bugün bu videoda neyi izleyeceğiz? Bugün bu videoda size... Bugün bu videoda konuşmayı öğreneceğim öncelikle. Evet, bugünkü planım arkadaşlar size İrlanda'da 6. ayımdaki 5. odamı gezdirmek ve evi gezdirmek. Biraz böyle İrlanda evleri hakkında fikriniz olsun. Ne bileyim, merak ediyorsanız eğer izleyebilirsiniz. Öncelikle eğer bulursam buraya şeyi koyacağım. Benim bundan bir önceki kaldığım evin videosu ya da fotoğraflarını bulursam koymayı düşünüyorum. Mükemmel. Burası ne? Ha, burası balkona çıkıyor galiba. Şurası Burçin'in deyimiyle butik tuvalet. Işık nerede bilmiyorum. Neyse çok da gerekli değil zaten. Minik bir yer. Şurası oda. Oda bir. Şurası oda iki. Bu oda güzel ama ha. Işıklı mışıklı. Ne oldu? Burası ne? Kendi eziyet eder. Burası single mı? Aynen. Single isteyen onu düşünsün. Bakayım bakayım. Ha. Ama bugün yeni evimi ve umarım son olacak evimi geziyor olacağız. Çünkü taşınmak biliyorsunuz ki dünyadaki en zor üçüncü şeymiş. Birincisi çocuk yapmak, ikincisi yanarak ölmek, üçüncüsü de taşınmak arkadaşlar. Evet bu bilgi kesinlikle doğru. Neyse şu an odamdayım. Bence aşağı kattan başlayabiliriz diye düşünüyorum. Hemen böyle bir küçük bahçeyle giriş yapalım diyorum ve hemen alıp sizi götürüyorum. Evet hop şu an buradayım. Az önce tam şu camda konuşuyordum sizinle. Şimdi evin girişindeyim. Hemen size başlıyorum bahçeyle. Hatta önce şöyle bir sokağımızı göstereyim. Burası Dublin'in bence en güvenli böyle en güzel tatlış yerlerinden biri. Dublin 6'da yaşıyorum ben. Bu konumu çok seviyorum. Burası da evimizin girişi. Bu şekilde eve gidiyoruz. Şu karşınızda gördüğünüz camlı yer bir oda. Muhtemelen sonradan bir oda olarak yapılmış. Orada İspanyol bir çocuk kalıyor tam olarak şu odada. Sonrasında burası da giriş kapımız. Ve burası da ayrı bir oda. Ben ilk bu evi tuttuğumda bu odada kalıyordum arkadaşlar. Geçici olarak bir aylığına kiraladım. Eve giriş yapıyoruz. Evet dediğim gibi ben ilk başta bu odayı geçici olarak kiraladım. Burası da o az önce gördüğünüz camlı odanın buradan, bu taraftan girişi. Bu benim scooter'ım. Gerçekten hayatım çok önemli. Burası da işte benim geçici olarak kiraladığım oda. Şimdi burayı gösterebiliyorum size. Çünkü şu anda boş. Çünkü yarın gelecek. Ben yukarıya taşındığım için burayı boşalttım. İşte burası böyle gayet geniş bir odaydı yani. Hani İrlanda şartlarına göre böyle bir odada tek başınıza kalabilmek güzel. Ama tabii ki oda çok eski. Ev de çok eski. Yani burada zaten yeni ev çok az var arkadaşlar. Şöyle bir manzaramız var. Buradan görüyorsunuz ki ben çok seviyordum. Şurada oturmayı yemyeşil alan. Şurada da ben. Şurada ben neredeyim? Evet buradayım. Tamam. Böyle çok tatlış bir manzarası var buranın. İşte neyse. Bu oda böyleydi. Şurada garip bir dolabımsı bir şey var. Bilmiyorum. Orayı kamufle etmişler. Ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bu evin sadece iki odasını size gösterebileceğim. Çünkü diğer odalar başka insanların yani. Ben bu iki odaya girebiliyorum şu an. O yüzden bu kadar. Burası hol. Holde şöyle bir kiler gibi bir şey var. Hayatımda hiç bakmadım. Buraya neymiş bu? Evet, burası bir kilermiş. Burası alt katın tuvaleti. Böyle bir tuvalet. Burada her şey renkli renkli. Sonrasında burası başka bir oda yine. Şu an söyleyemiyorum ama burada da bir milletten bir insan kalıyor. Söylersem belli olur neresi olduğu. Tamam, sonra mutfağımıza giriş yapıyoruz.
Burada asla çalışmayan bir lambamız var. Canı isterse çalışıyor. Şu an çalışmadı mesela. Neyse bu şekilde bir mutfağımız var. İki tane dolap var gördüğünüz gibi. Herkesin kendine ait bir bölmesi oluyor genelde sadece. Paylaşımlı evlerde. Hani o bir bölme büyükse şanslısınız. Ve mesela burası da işte benim yine kuru bakliyattır, eşyalardır falan filan koyduğunuz bir kısım. Bu evde çok fazla ev eşyası, yani mutfak eşyası, ev eşyaları falan full gerçekten. O yüzden şanslıyım. Ama bazı evlerde bu kadar olmayabiliyor. Bir de ben mesela kendi ürünlerimi almayı tercih ettim. Çünkü ortak kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Hani başkası alıp kirli bırakabiliyor. Tam güzel yıkanmamış oluyor. Ya da ben kullanmış oluyorum, o an yıkayamamış oluyorum. Hani başkasının kullanımını engellemiş oluyorum falan. O yüzden böyle şeyler uğraşmamak için ben genelde kendi ürünlerimi kullanıyorum. Sonrasında bu kapıdan geçiyoruz. Burada ne var? Burada çamaşır odası var. Çamaşır makinemiz, kurutma makinemiz. Bir bulaşık makinesi sanırım. Bazı şeyleri şu an videoya çekerken fark ediyorum. Evet ama bunu kullanmıyoruz. Bu yok yani. Ve şurada gerçek olduğunu düşündüğüm ama umarım değildir de dediğim bir... Ne denirdi buna ya? Aa, mumya. Tamam, mumya olmadığını biliyorum. Susun o yüzden. Ama ne olduğunu da bilmiyorum. Şu an aklıma gelmedi. Her neyse burası böyle. Burada da geri dönüşüm ürünlerini biriktiriyoruz. Arkadaşlar burada İrlanda'da en önemli şeylerden biri. Çok önem verdikleri şeylerden biri. Ki bence haklı olarak geri dönüşüm şeyleri. İşte camlar, plastikler vesaire vesaire. Bunların hepsini geri dönüştürmeniz lazım. Daha sonrasında bakalım. Burada inşallah kimse yoktur. Evet kimse yok. Böyle bir tuvalet daha var. Bu tuvalet epey bir eski. Burası da onun. İşte küçücük bir banyosu. İşte böyle bir tuvalet burası. Burayı hani şu en başta size gösterdiğim ilk oda, canlı oda vardı ya. Oradaki çocuk kullanıyor bu odadan. O odanın 3 tane kapısı var yani. Çok kötü bence 3 kapı olması odanda. Ve işte alt katta kalan 2 kişi de bu tuvaleti kullanıyor. Yani daha doğrusu bu buranın banyosunu kullanıyor. Tuvalet olarak az önce gösterdiğim tuvaleti kullanıyor. O yüzden totalde 3 kişi burada duş alıyor. Sonra buradan tekrardan mutfağa geri döndüğümde benim evin en sevdiğim kısmı geliyor. Orası da böyle oturma odası değil ama yani kış bahçesi diyebileceğimiz bir yer. Gerçekten bence buranın yeşilliği, gökyüzünü bu kadar görmesi, öyle açık olması falan benim çok hoşuma gidiyor. Buradan, ha şurada da şey var. Burası ofis diyoruz buraya. Sözde işte ev sahibinin ofisi. Burayı böyle kullanıyor. Bilmiyorum içeride neler var. Ama içerisi bayağı bir çöplük gibi gözüküyor yani. Her şey var şuradan. Bakılırsa gördüğünüz gibi. Böyle bir oda. Kocaman bu da. Ama adam kendini ayırmaya çalışıyor. Oha! Böğürtlenlerimiz var. Ve deliler gibi çok yani. Acaba yeniyor mu? Şöyle bir barbekümüz var burada. Şanslıysanız evinizde böyle şeyler olabilir. Bu da arka bahçemiz. Bence yani burası da bayağı iyi. Tabii ki çok bakımsız ama böyle ne bileyim spor falan yapmak için bayağı güzel oluyor. Ve şurada oturması da keyifli oluyor. Sonrasında artık evin ikinci katına gidebiliriz. Çünkü birinci kat bu kadardı. Sonra üst kata çıkıyoruz. Şu halı flex'ten nefret ediyorum. Yani temizlemesi de çok zor, iğrenç. Bunun altında ne böcekler yaşıyordur kim bilir tahmin bile edemiyorum. İnanamıyorum. Bu arada şu örümcek kaç gündür şu diğer örümceği ağına almış ve onu yemeye çalışıyordu. Bugün bırakmış ve uzaklaşmış. Neden olduğunu bilmiyorum şu an. Ama bakın eğer çok dikkatli bakarsanız onun bir örümcek olduğunu görürsünüz. Çıkmaya devam ediyorum. Daha sonrasında işte burada da üst katın tuvaletine geliyoruz. Bu şekilde. Buranın tuvaleti kesinlikle daha güzel yani tabii ki. Şöyle bir küvet var. Bu şekilde. Burada her şeyi kendi alanlarınıza saklamak zorundasınız. VG'de yaşıyorsanız yani paylaşımlı evlerde. Mesela burası benim alanım atıyorum ki. Ben bu olaydan çok hoşlanmıyorum. Çünkü yani
zor bir şey ama mecbursunuz çünkü evi paylaşıyorsunuz. Sonra tuvaletten çıkınca, oha burada da bir kapı var. Aa, bu ev bayağı devasa, büyük aslında. Biz burayı da kullanmıyoruz, ne olduğunu bilmiyorum. Sonra burada yine başka bir insan, burada başka bir insan, burada da başka bir insan. Bir de buradan çıkınca arkadaşlar, üst katta bir... Hiç çıkmadım daha önce bu arada. Şu camdan bakmak istiyorum. Evet, buranın da manzarası böyle. Ve burada da bir çatı katı odası var. Toplam yani biz bu evde 7 kişi kalıyoruz. Ve en son olarak da benim odamı gezecek olursak. Ay, sonunda odama girdim çünkü çok gergindim evin içerisinde gezerken. Böyle insanları taciz ediyormuş gibi evlerini gösteriyorum herkese. Burada böyle şeylere çok duyarlı olan insanlar var arkadaşlar. O yüzden böyle fotoğraftır, videodur falan dikkatli olmanız lazım. Neyse, benim odamla devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Öncelikle odamın en sevdiğim yanı, şöyle bir genel bakış atacak olursanız, bir ton dolap olması oldu. Ben buraya dün taşındım arkadaşlar. Normalde aşağıda size gösterdiğim o boş odadaydım. Bir ay oraya kiralamıştım. Buradaki kız evini, odasını devretmek istediği için çok büyük bir şansıma denk geldi. Tam benim kiramın biteceği gün kız evden çıkacaktı. O yüzden ben de onun odasını kiraladım ve böylece buraya yerleşmiş bulundum. Bu şekilde bir oda, yani gayet geniş yine. Çift kişilik yatağım var. Burada eşyalarımı kuruttuğum için biraz dağınıklık. İşte şuraya ayakkabılarımı falan koydum. Çöp kutusu ıvır zıvır bir şeylerdir. Bu şekilde yani odamda. Gerçekten dolapların içi falan böyle kocaman, istediğinizi koyabiliyorsunuz. Buralar falan hep daha yerleştirir miyim? Hep böyle mi kullanırım bilmiyorum. Şimdilik göçebe bir yaşam stili edindim kendime. Burası da benim. Manzaram şöyle göstereyim. Gayet güzel, yemyeşillikli. Hatta şurada asma yapraklarım bile var. Tatlış tatlış bir manzara. Şimdi biraz evin özelliklerine gelecek olursam. Biz bu evde dediğim gibi 7 kişi yaşıyoruz arkadaşlar. Bu evin kirası 600 euro. 600 euro İrlanda şartlarına göre bu eve iyi bir fiyat arkadaşlar. Çünkü tek başınıza kalıyorsunuz. Merkeze çok uzak bir yer değil. Yarım saat falan diyebiliriz otobüsle. Ki ben skuturumla gittiğim için genelde gerçekten 15-20 dakikada falan merkezde oluyorum. Hiç otobüs bekleme falan derdim de olmuyor. Güvenlik olarak çok güvenli. Ve tek başınıza kalıyorsunuz. Double yatağınız var. Odanız geniş. Saklama alanınız var. Mutfak vesaire. Hani tüm eşyalar dahil. O yüzden bu fiyat çok iyi. Ancak 30 euro her ay gaz parası yükleniyor. Onun dışında işte elektrik parası geliyor. Yani size burası toplam bir ayda 700 euro falan denk geliyor gibi düşünün. O yüzden 700 euro gerçekten İrlanda şartlarına göre iyi bu ev için. Bu ev gerçekten international bir ev bu arada. Çünkü 7 farklı oda var ve 7 farklı milletten insan vardı. Ukrayna var, Portekiz var, İtalyan var, İspanyol var, Fransız vardı, Türk ben varım. Bir de, evet bir tane daha İspanyol var galiba. 2 İspanyol var. O yüzden yani evde böyle her ülkeden birileri yaşıyor. Güzel bir ev o açıdan bence. Hani böyle hep Türklerin olduğu bir evde olmak iyi bir şey değil bence. İngilizce falan açısından da. Bir de hani işte konuştuğumuz hiçbir şey mesela. Çünkü ben şu an video çekiyorum ama kimse hiçbir şey anlamıyor yani. Ne yaptığımı anlayamazlar. Gayet güzel. Özel rahat yani oluyor başka dillerden insanlarla yaşamak. Sizin özel hayatınız açısından da. Zaten VG'de yaşamak kadar iğrenç bir şey yok. Allah kahretsin. Yani gerçekten bıktım artık. Sadece kendime özel evimde yaşamak istiyorum. Ama o günler de gelecek. O günler için sabrediyorum. Ev turu videomuz bitti arkadaşlar. Umarım siz de meraklarınızı gidermişsinizdir bu videoda. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı kanalıma unutmayın diyorum. Hepinizi öptüm. Bir sonraki videoda görüşürüz.